Tabii tarihin sahnesinde değişik Türk boyları çıkıyor. Önce Hunlar çıkıyor. Sonra hı-hı. Göktürkler çıkıyor. Göktürklerin önemi şu, demin bahsedemedik. Türk milletine ismini veriyor. Yani Göktürkler zamanında Türk, Doğu ve aynı, Batı. Aynı dili konuşan, ortasında kabileler ortak ismi haline geliyor. Daha sonra bizle alakalı olan Oğuzlar tarih sahnesine çıkıyor. Çünkü Anadolu'da yaşayan Türklerin çok büyük kesim bölümü Oğuz Türküdür. Oğuzlar çok geç tarih sahnesine çıkmıştır. Tabii burada Oğuz ismi de enteresan bir isim. Bununla ilgili şeyler var. Oksus, yani Amuderya nehri boyunda, Öküz nehri boyunda yaşayan kişilere verilen isim. Yani o nehir civarında yaşadıklarından dolayı bu ismi alıyorlar. Yani tabii Göktürkler zamanında şeydir Oğuzlar. Ama oktan da geldi falan diyorlar. Şeyi. Ok değil de on uz, sağ uzlar manasına falan geldi diye teoriler de var. Oğuz Öküz. Yani Okus nehrin ismi zaten Amuderya'nın. Amuderya. O bölgede yaşıyor. Yani çünkü bazı nehir kenarında, bazı yaşadıkları bölgeler isim coğrafi isim kabile veya millet ismi olabiliyor. Evet, yani öküzler oluyorlar. Hayır, o Öküz Nehri civarında. Sanatlarında evet. Da çok var zaten. Evet. Ve Göktürkler zamanında Göktürklere bağlı boylardan birisi Oğuzlar. Fakat şey, asi boylar. Mesela hatta ilginç bir şey anlatırlar. Nihal Assız'ı biliyorsunuz. Nihal Assız romanlarında Göktürkleri ön plana çıkarır. Oğuzları evet. Sevmez. Bir Türk tarihçisi de rahmetli oldu şimdi. Oğuzları... Kim? Faruk Sümer. Ha Faruk Hoca evet. O da Oğuzlara ömrünü verdiği için Oğuzları, Oğuzlar... İşte, göstereyim bakın mi şunu? Pelin'i gösteriyorlar. Bir... Biraz fazla zoom etmek gerekiyor sanıyorum. Bayağı küçük bir resim ama şurada öküzü görüyoruz. Özellikle sanatlarında çok fazla vardır. Yani Faruk Sümer hocamız rahmetli... Oğuzları övünce Nihal Assız'da bir kavga etmişler. Aralar açılmış ondan sonra. Yani çünkü o Göktürkleri savunuyor, Oğuzları savunuyor. Böyle ilginç bir hadise olmuş. Oğuzlar, 9 Oğuzlar diye geçiyor. Göktürklerle çeşitli mücadeleleri var. Fakat daha sonra Türklerin kaderi ilginç bir şekilde Moğollarla iç içedir. Tarihin ilk başlarından beri. Moğollar, bugünkü Moğolistan'ın bulunduğu bölgeye hakim olmaya başlayınca Kıtay kabileleri, Moğol kabilesidir Kıtaylar. Türkler batıya doğru göç etmeye başlıyorlar. Bugünkü Özbekistan'ın, Türkmenistan'ın bulunduğu bölgeler Türk nüfusla doluyor ve Oğuzlar da bu dönemde bu bölgelere hareketleniyorlar ve karşımıza bunlar Büyük Selçuklu Devleti olarak çıkıyor. 1040'da Dandana Kan'da Gaznelilere yeniyor. Bu da ilginç bir şey. Bir Türk devleti başka bir Türk devletini yeniyor. 1040'da karşımıza Büyük Selçuklu Devleti çıkıyor. Fakat Asya'da Moğol işgali bitmiyor. Ve devamlı surette doğudan batıya doğru sel gibi göç var. Yani Mavi Nehir ele geçiriliyor, İran ele geçiriliyor. Türkleri yerleştirecek yeri yok. Çünkü bunun en önemli sebebi şu. Moğollar ve Türkler özellikle koyun besliyorlar. Ve hayvanlarına yetecek yeterli mera yok. Yani kendilerinden ziyade hayvanlarını bırakacakları yerler arıyorlar. Bunun üzerine yeni otlaklar aramak için batıya doğru geç ediliyor. Ve çok ilginç bir şey... Anadolu'ya önce gelinmiyor. Önce Suriye ve Irak'a gidiyor Türkler. Evet. Yani Suriye ve Irak'a gidiyorlar. Fakat iki şey var. Bir, iklim çok uygun değil hayvanlar için. Hem koyunlar için hem de develer için. Mesela deveyi hep biz Araplara mahsus zannederiz ama Orta Asya'daki Türkler arasında da deve çok önemli bir taşımacılıkta kullanılan hayvandı. Karavanlar. Anadolu'da da mesela Danışmentli Türkmenleri var. Bunlar da mesela Anadolu'nun develerle taşımacılığı yapan grubudur. Fakat Irak ve Suriye'de iklim şartlarından, bölgedeki halkla mücadelelerden dolayı çok yoğun yerleşme olmuyor. Fakat bu bölgelerde daha sonra birçok Türk beyliği kurulmuştu. Irak'ta olsun, Suriye'de olsun. Ve Selçuklar, işin ilginç tarafı şu, kendileri devletlerini kurmuşlar ama gelen Oğuz kitleleri yerleşik hayattaki Selçukları rahatsız ettiği için batıya gönderiyorlar. Anadolu'ya doğru ve önce Hasankale zaferinin ardından... İnşallah gelecekler değil mi Anadolu'ya? Geleceğiz. Geldi deyip bitireceksin. Yani aynı sürede geliyor. Ve Malazgirt zaferinden sonra bir anda Bizans'ın savunma hattı çöküyor. Malazgirt o açıdan önemlidir. Çünkü Malazgirt'ten sonra bir anda 1075'te İznik'te Türkler. Yani bütün Anadolu fethedilmiş. Ve burada da ilginç bir şey var. Anadolu'ya genelde gayrimemnun zümreler geliyor. Yani Selçuklu Hanedanı'nın içinden olup...
hükümranlıkta hak iddia edip kaybeden kişiler, mesela Kutalmışoğlu, Süleyman Şah, Alparslan'ın Tuğrul ve Çağrı Bey'le mücadeleye girip kaybetmiş hanedan mensubudur. Yani genelde bu bölgeye sürülüyor Türklerin bir kısmı ve bunlar Türkiye Selçuklu Devleti'ni, Danışmendleri, Mengücekleri, Saltukları ve Artukları kuruyorlar ve bir anda Anadolu fethediliyor. Fakat burada ilginç bir şey var. Şimdi burada hep şu tartışılır. Türkler Anadolu'ya geldiği zaman çok az bir nüfusla gelip buradaki halkla karıştılar mı, karışmadılar mı? Şimdi bu en son yıllarda gen araştırmaları falan da yapılıyor biliyorsunuz. İşte Hitit geni vesaire geni. Ben bizzat şunu gördüm. Yani tezim dolayısıyla defterhaneydi. Ben çok nüfus defterini inceledim. 15. 16. yüzyıllarda elimizde çok ciddi vergi nüfusu defterleri var. Orada şunu görüyorsunuz. 16. yüzyılda Anadolu'da çok büyük bir Türk nüfusu var. Yani ve bunların önemli bir kısmı, yani yaklaşık 1 milyon civarında bir nüfus aşiret hayatı yaşıyor. Yerleşiklerin haricinde. Mesela... Bir dakika, biz... Hani bir kuraklık efsanesi vardır. Kuraklık sebebiyle geldi Türkler diye. Ya Orta Asya'da bir göl vardı, kurudu vesaire falan diye. Onu kabul etmiyorlar şimdiki. Yani o... Zeki Veli'yi de etmemiş. Evet, hatta 1. kongrede kavga şey olmuş. Tarih kongresinde Ankara'da, Atatürk'ün tarih kongresinde işte çıkmışlar. Büyük göl kurudu, kuraklık çıktı, Türkler gelmeye başladı deyince ne gölü ne kuraklığı demiş. Çünkü oralı. Başka İslam Reisi Cumhuru'ydu. Oralı öyle gözden düşmüştü, Almanya'ya gitmiş. Şey onun için, şey Mükremin Halil İnanç dişlerini çektirip gitmedi falan diyorlar. O kongre mi acaba onun da? Öyle bir şey anlatılır. Bilmiyorum onu. Yani dişlerini çektirmiş. Ama bir tezi kabul etmemiş. Kendi yazdığı bıraktım gittim diyor. Togan'ı mı? Togan'da büyük bir tarihçi. Togan. Yani işte burada... Peki, şu anda Orta Asya'daki mevcut devletlerden bize en yakın akraba olan hangisi? Türkmenler. Türkmenistan değil mi? Tabii, biz de Oğuz. Dille de çok benziyor. Bir de Azeriler bu taraftan da. Çünkü biz de Oğuz'uz. Yani biz dediğim, Anadolu'daki Türklerin önemli bir kısmı Oğuz. Yani bunun içinde başka kabilelerden de var ama Azeriler de Oğuz, İran'daki Azeriler de Oğuz, Türkmenler de Oğuz. Yani bunlar aynı boy. Zaten dilden de anlaşılıyor. Mesela Kırgız ve Kazak'la doğru dürüst anlaşamıyorsunuz. Ama Türkmen'le fark olsa bile aynı boydan geldiğiniz için anlaşmanız daha kolay.